Şimdi bir misafirimiz var. Evet, yeni sezonda kendisini bol bol göreceğiz. Hayranıyım. Sağ olsun, o da bizimle birlikte olacak. Alkışlarınızla Hasan Can Kaya geliyor. Hasan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Siz de hoş geldiniz. Yeni yıla girerken seninle olmak büyük mutluluk. Çok teşekkür ederim. Bil mukabele aynı hisleri paylaşıyorum. Ben hızlandırılmış şöhret yaşıyorum şu anda 7 aydır. Arkadaşlar bilginiz yoktu muhtemelen. Programdan 3 dakika önce haberiniz oldu değil mi Murat? Yo, var biliyorum. Ciddi mi? Sağ olasın. Yok, tabii ki biliyorum. Ben Murat çok yakışıklı olduğu için uyuz oluyorum Murat'a. Genç kızların sevgilisi. Abi bak genç kızlar. Abi ben senin... Şöhret olmadan önce senin bir konsere denk gelmiştim 7 ay önce yani. Senin konsere gelen kızları gördüm. Ya o kızlar benim ortağıma girse o günü her sene kutlarım yani. Öyle bir... Bir de ben sayısalcıyım. Ya sayısalcıların çoğu erkek, bilen var mı bilmiyorum. Üniversite ortamı öyle, o şekilde geçti. yani 22 erkek takılıyorduk. Bir gün bir film izledik hatta Elim Belim Bağlı diye. Filmin konusu şu, başrolde bir adam var Amerikalı. 40 gün ilişkiye girmiyor, onun dramını izliyoruz. Biz mi anlamadık? Şey dedi, 40 gün demişsen mükemmel oğlum. Düşünemiyorsun ki de bizim 24 yıl olmuş çünkü. Şimdi bu atmosferde Murat Boz'a nasıl uyuz olmayacaksın? Bizim rağbet gösterdiğimiz hanımefendiler Murat Boz'a rağbet gösteriyordu gibi bir bağlantımız var daha önceden. Ortak yönlerimiz var. Abi benim... Bu bağırılık ne? Hayırdır? Övüyoruz, mesela şey diyoruz, oralı değil filan. Böyle poster... Ben anlıyorum. Evet. Hadise, senin haberin yok değil mi benden? Sen şu an olayı algılamaya çalışıyorsun. Hadi benden haberin yok. Açık konuş değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. 5 dakikadır o kadar yalandan uyum sağlamaya çalışıyorum ki takdir ettim. Yani böyle bir... Ama bir kere bu sahneye gelen herkese bizim saygımız sonsuzdur. Çok teşekkür ediyorum. Benim en büyük özelliğimin bu sahneye gelmiş olmam olduğunu ima etmen de beni gerçekten çok mutlu etti hadise. Teşekkürler hayatım. Var mı başka beni öveceğin? Buraya kadar gelmiş olman, senin nadikarede bulunduğum için beni öveceğin şeyler var mı? Hadise'nin hiç ünlü egosu yok ha yani. Ama kitledin bak, kitledin, sen de kabul et, kitledin. Bu şey yazıyor, bugün Hadise için ne yaptın? hiç ünlü egosu yok, gerçekten teşekkürler Hadise. Mutlu oldum senin. Benim nefes alan bir varlık olduğum için bana saygı duyman beni çok mutlu etti, sağ olasın. Hayatım bak, YouTube'a bak, K harfi yaz, konuşanlar falan yazıyor, Hasan Can. Benden öncekilere şey vaat ediyorsunuz ya, beni seç diye Harbiye vaat ediyorsunuz ya, Harbiye de ben zaten çıkıyorum. Hadi. Hayır. YouTube diyorsun da şu an YouTube'da yoksun. Evet. Hafta sonra küçük bir linç yedim. Abi ben hızlandırılmış şöhret yaşıyorum ha bak. 7 ayda 100 milyonlarca izleme, binlerce bilet. Şey yakında seks gazetim çıkacak. Allah da kısa sürüyor yani, yoksa şey değil. Yani hakikaten öyle bir hadise, şu an kim bu çocuk, niye ünlü falan diye düşünüyorum. Yani bu çocuk niye ünlü yani, öyle bir durum var. Hadiseciğim böyle yani, ne yapalım. Beyazıt abi, ben Güngören'de büyüdüm biliyorsun sen. Güngören'i bilen var mı? Çok bilim ve teknolojinin çok ileri olduğu. Çok elit bir yer. Abi biz yazları tatile gidemiyoruz diye üzülüyorduk. Güngören'deyiz diye halamlar Almanya'dan bizim eve tatile geliyorlardı. Ya şey, safari gibi görüyorlardı herhalde. Adren dolu bir yaşam, her an gasp edilme heyecanı. Hakikaten. Gurbetçiler seviyorum. Tanımamana şaşırmadım, o anlamda söylüyorum. Ben buna çok alışkınım abi. İşinin ters gitmesi. Bunu kadınlar bilir. Murphy kanunu diyorlar buna. Hani tersin seni bulması. Erkeklerin alacağı dilden cenabetlik. yani sürekli bir şey yapıyorsun. Daha a**tan bir duruma düşüyorsun abi. Ben mesela abi bunu nasıl örnek verebilirim? Yolda eski bir tanıdığınla karşılaşırsın. Onunla böyle merhabalaşırsın. Görüşürüz dedikten sonra aynı yöne yürüyünce bir gerginlik olur ya. Daha demin sarılıp öptüğün adamla göz göze gelmemeye çalışırsın abi. Birisi koşar ki o gerginlik bitsin. Benim adam düştü geçen gün. Dedim Allah bakmıyorum, kalk dedim. Otobüs terminalinde birini yolcu edersin. Otobüse çok yabancı olduğunuz. Acun abi uçak gibi düşün. Yerden gittiğini düşün. Abi bak geçen gün bu arada parantez şey anlatayım. Geçen gün bir misafiriyle oturuyorlar. Ben de denk geldim. Şöyle bir muhabbet geçiyor. Sen de uçak markaları konuşuyorlar birbirleriyle, 4 kişi. Bir sessizlik var, en son dayanamadım, şey dedim. Abi bu muhabbet normal bir sohbetmiş gibi devam edemeyeceğim ben. Hani bunu söylemek istiyorum. Neyse şey söyleyeyim, otobüste birini yolcu ederken Beyazıt abi şey hatırlarsın, bir türlü kalkmaz ya otobüs.
çürürsün böyle. Şey dersin, içinden şey dersin, s**t artık. Delirirsin, o bütünü kalkmaz, çürürsün orada. Daha bir sürü örnek verebilirim arkadaşlar. Annenle bir film izlerken hadise. Bunları evet. Bipleyeceğiz, rahat ol. YouTube'da ben özgür davranıyorum. Bunların Acunan bana garantisini verdi. Öyle ben linçleri yemeye göz aldım geldim. Yani o yüzden. Hafta sonu linç yedim ben. 30 bin tweet atadı. Hiç mi bakmadın? Ben Twitter hesabım var ama kendim kullanmıyorum. Ya. Ben ne Twitter'da ne Instagram'da hiç kimseyi takip etmiyorum. Güzel. Yine egosuz olduğunu gösteren bir özellik daha. Teşekkürler. Tevazu hadise. Teşekkürler. Ben Twitter'ı 2011'de bıraktım. Benim sevdiğim bir alan değil bu arada. Ben sevmiyorum. Tamam. Ben Twitter'ın sahibi değilim hayatım. Sen söyle. Sevme, rahat ol. Evet, orada kendim olmak istemiyorum. Zaten niye linç yediniz diye soruyor. Ben sabah anlamadım ben niye linç yediğimi. Şöyle bir saat açıkladım ben bunu YouTube'da. Hadise oradan girer izlersin. Böylece YouTube'a da girmiş olursun hayatım. Boş ver şey yapma. Anlatırım. Evet, niye linç yedim bilmiyorum. Abi eğer iyi niyetle bu trolleri saymıyorum. Yani fav almak için yedi sülersin satacak tiplerle işim yok da. Ama gerçekten iyi niyetle sevip kırılan olan varsa rahatlayacağız sana linç etsinler. Hiç önemli değil, canları sağ olsun. Biz onlarla devam edeceğiz. Yani bir onlarla problemimiz olamaz. Zaten iyi niyetimiz görürler. Ya çok uzun zamandır çok çalışıyoruz. İşte bir Beyazıt abiye denk geldiğimiz dönem oldu. Mizahla ilgili kim iş yaptıysa mutlaka ben çalıştım. Onunla bir işim oldu. Hatta Acun abinin şirketlerinden birinde çalışıyordum. Acun abiyle tanışamadım. Bir yıl sonra ayrıldım. Ve biz yıllar sonra bu teklifte konuştuk. Çalışanlar çok ilgili biri iş dışı gerçekten. Hadise kadar olmasa da çok mütevazı. İşin ters gitmesi bu işte arkadaşlar. Mesela bir tane daha örnek vereyim. Depresyondasındır abi. Duşa gireceksindir. Hani filmlerde depresyona girince duşun altına girer ya yabancı yıldızlar. Onlarda keselenme yoktur. liflenme yoktur. Karizmatik biçimde dururlar abi böyle. Evet, ağır suçundan kaybediyorsun. Üçgen vücut. Abi sen duşa girip içeriden annenin sesi geliyor. Suyu boşuna akıtma.